Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealine inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lokman suresinin 12. ayet-i kerimesinde kalmıştık. 411. sayfadayız. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنْ اشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَلَقَدْ andolsun ateyna verdik Lokman'a el hikmete hikmet enişkur şükret diye lillahi Allah'a ve men kim yeşkur şükrederse fe innema ancak yeşkuru şükretmiş olur li nefsihi kendisi için ve men kim de kefera nankörlük ederse fe inne kuşkusuz Allah'a Allah ganiyun kimsenin şükrüne muhtaç değildir. Hamidun her türlü övgüye layıktır. Andolsun Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse kuşkusuz Allah kimsenin şükrüne muhtaç değildir. Her türlü övgüye layıktır. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 13. ayet-i kerime ve iz hani kale demişti ki Lokman libnihi oğluna ve huve ya'izuhu öğüt vererek ya buneyye ey oğulcuğum la tuşrik ortak koşma billahi Allah'a inne şüphesiz eşşirke şirk le zulmün zulümdür azimun en büyük. Hani Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki, ey oğulcuğum, Allah'a ortak koşma. Şüphesiz şirk en büyük zulümdür. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرُ 14. ayet-i kerime وَوَصَّيْنَا tavsiye ettik el-insane insana بِوَالِدَيْهِ anne babasına hamalethu onu taşımıştır ümmuhu annesi vehnen güçsüzlük çekerek ala vehnin güçsüzlük üstüne ve fisaluhu sütten ayrılması da fi ameyni 2 yıl içinde olur. Enişkur şükret diye de tavsiyede bulunduk. Li bana ve li valideyke ve anne babana ileyye sadece banadır el masir dönüş. İnsana anne babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçsüzlük üstüne güçsüzlük çekerek taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. Bana ve anne babana şükret diye de tavsiyede bulunduk. Dönüş sadece banadır. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ اِلَيَّ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 15. ayet-i kerime ve in eğer cahedake seni zorlarsalar ala en tuşrike ortak koşman için bi bana ma leyse leke olmayan bir şeyi bihi hakkında ilmun bilgin fela tuti'hume onlara itaat etme ve sahibuhuma onlara sahip çık fi dünyada ma'rufen iyilikle vettebi' uy sebile yoluna men kimsenin enabe yönelen ileyye bana sümme sonra ileyye yalnız banadır merci'ukum dönüşünüz feunebbi'ukum o zaman size haber vereceğim bima kuntum olduklarınızı ta'melun yapmış olduklarınızı. Eğer hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarsalar onlara itaat etme. Dünyada onlara iyilikle sahip çık. Bana yönelen kimsenin yoluna uy. Sonra dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. يَا بُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ خَب۪يرٌ 16. ayet-i kerime ya büneyye ey oğulcuğum inneha gerçekten o in teku bile olsa mithkale ağırlığında habbetin tanesi min hardalin bir hardal tanesi fetekun ve bulunsa
fi sahratin, bir kayanın içinde, ev veya fis semavati, göklerde, ev yahut fil ardı, yerin dibinde, ye'ti, getirir biha, onu, Allahu, Allah, inne şüphesiz Allah'a, Allah latifun, en ince işleri görüp bilir, habirun, her şeyden haberdardır. Ey oğulcuğum, gerçekten o yapılan iyilik ve kötülük, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, Allah onu getirir. Şüphesiz Allah en ince işleri görüp bilir, her şeyden haberdardır. Ya buneyye, ekimissalate ve'mur bil ma'rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabeke inne zalike min azmil umur. 17. ayet-i kerime. Ya büneyye, ey oğulcuğum, ekim, dosdoğru kıl, salat, namazı, ve umur, emret, bil ma'rufi, iyiliği, venhe, sakındır, anil münkeri, kötülükten, vasbir, sabret, ala ma esabeke, başına gelene, inne, kuşkusuz, zalike, bunlar, min azmi, azmedilmesi gereken el umur, işlerdendir. Ey oğulcuğum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır, başına gelene sabret, kuşkusuz bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 18. ayet-i kerime. وَلَا تُسَعِّرْ, büyüklenerek çevirme, خَدَّكَ, yüzünü, yanağını, لِلنَّاسِ, insanlardan, وَلَا تَمْشِ, ve yürüme, فِي الْأَرْضِ, yeryüzünde, مَرَحًا, böbürlenerek, İnne muhakkak Allah'ı, Allah la yuhibbu, sevmez, külle muhtalin, övünen hiç kimseyi, fehur, kendini beğenip. Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. وَقَصِدْ ف۪ي مَشْيِكَ وَغْضُطْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَم۪يرِ 19. ayet-i kerime. Ve kısid, mutedil ol, fi meşyike, yürüyüşünde, ve gdut, ve alçalt, min savtike, sesini de, inne, kuşkusuz, enkara, en çirkini, el esvati, seslerin, le savtu, sesidir, el hamir, eşeklerin. Yürüyüşünde mutedil ol ve sesini de alçalt, kuşkusuz seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime haline inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.